Kevseri Mutfağı'ndan merhaba. Bugün vegan beslenenler ve yumurta alerjisi olanlar için harika bir tarifim var. Tatlı tariflerinde çırpılmış yumurta akı yerine kullanabileceğin herhangi bir hayvansal içerik barındırmayan harika bir alternatif. Tarifin yapımına geçmeden ufak bir hatırlatmam var yalnızca. Tarif küpü uygulamasını hala indirmediyseniz cep telefonu ve tabletlerinizi ücretsiz olarak indirip yazılı ve video tariflerime kolayca ulaşabilir ve günlük menülerden faydalanabilirsiniz. Tarifimiz gerçekten çok basit. Sadece nohut kullanacağız ve su kullanacağız. 3 su bardağı nohutu akşamdan ıslatmıştım. Düdüklü tencereye alıyorum şimdi onları. Üzerlerine 3 parmak kadar geçecek su ekliyorum. Kapağını kapattım. Şimdi ocağa alacağım. Benim düdüklü tenceremde nohut 45 dakikada pişiyor. Sizinkisinde ne kadar sürede pişiyorsa o kadar sürede pişirin. Eğer herhangi bir fikriniz yoksa ilk defa kullanacaksanız düdüklü tencereyi de kullanma kılavuzuna bakın mutlaka. Orada tavsiye edilen pişirme süreleri vardır. Eğer kullanma kılavuzunu attıysanız zaten tencerenizi yeni almışsınızdır muhtemelen ilk kez kullanacaksanız. Bütün düdüklü tencerelerin ve hatta bütün ev aletlerinin kullanma kılavuzlarını internette online olarak bulabilirsiniz. Markasını ve modelini yazıp sonun adı kullanma kılavuzu dediğinizde direkt çıkacaktır karşınıza. Mutlaka kullanma kılavuzundaki süreyi baz alın. Şimdi nohutları ocağa alıyorum ve pişireceğim. Nohutlar pişti. Süzmeden, nohutlar suyun içindeyken tamamen soğuyana kadar bekletiyorum şimdi. Soğuyan nohutları süzüyorum şimdi. Akvafaba suyumuz hazır. Şimdi bunu çırparak kullanabiliriz. 1 su bardağı akvafaba kullanacağım. Onu bir çırpma kabına alıyorum. Akvafabamız hazır. Söylemiş olduğum gibi yumurta akının çırpılarak karbeyaz haline getirilerek kullanıldığı tatlı tarifleri için uygun bir tarif. Köfte ya da hamur işi gibi diğer yumurta akı, yumurta kullanılan tarifler için uygun bir tarif değil. Bunun ayrımını iyi yapın lütfen. Diğeri çok can sıkıcı sonuçlara neden olacaktır. Bu tarifle hazırlanmış çok güzel bir tatlı tarifim var kevserimutfağı.com'da ve tarif küpünde. Eğer biraz sabrederseniz önümüzdeki hafta videolu olarak da YouTube kanalımda da yayınlayacağım tarifi. O yüzden takipte kalın diyorum. Çok basit bir tarif zaten. Başka herhangi bir püf noktası vermeyeceğim. Nohutu haşlıyoruz. Koyu kıvamlı suyunu da çırptığımızda bu hale geliyor. Bu arada merak ediyor olabilirsiniz dondurarak saklayabilir miyim diye. Evet, dondurarak saklayabilirsiniz. Ben zaten normalde nohutu haşlayıp bir miktar dondurucuda saklıyorum. O nohutu haşlı, siz de aynısını yapıyorsanız ki tavsiye ederim. Hazırda haşlanmış nohut çok kolaylaştırıyor mutfakta işleri. Nohutu haşladığınız zaman nohutu dondurucuya kaldırdığınız gibi süzdüğünüz suyu da dondurucuya kaldırıp daha sonra ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz. Bu arada yumurta kadar kolay koyulaşmıyor. Yaklaşık bir 10 dakika neredeyse çırpmak gerekiyor. O yüzden bir çırpmaya başladıktan sonra olmadı galiba, olmayacak, yeterince haşlamadım, yeterince koyu bir su elde etmedim mi diye telaşa kapılmayın, çırpmaya devam edin. Yine dar ve derin bir kap kullanmak çırpma işlemini, süresini kısaltacaktır. Bu aynı şekilde yine yumurta çırparken ya da krema çırparken de işinizi kolaylaştıracaktır. Böyle mikserle birlikte gelen dar ve derin bir kabın içerisine çırptığınızda çırptığınız malzeme kenarlara da çarpıp oradan da bir destek aldığı için çok daha kolay sürede koyulaşacaktır. Aklıma gelen püf noktaları bunlar. Sizin aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.